أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر. Allah'a hamdolsun, Allah-u Teala bize bir Ramazan'ı daha yaşamaya nasip etti. Allah-u Teala bize bu mübarek aydan en iyi şekilde istifade etmeyi nasip etti. Bu Ramazan'da kısa hadis dersleri inşallah size sunmaya çalışacağız. Ramazan ayında savm ya da oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu İslam'ın 5 şartından biridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle emretmektedir. Ey inananlar! Oruç tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi her türlü manevi ve ahlaki fenalıklardan korunasınız diye size de farz kılınmıştır. Bakara Suresi ayet 184. Ramazan'ın faziletleri ile ilgili birçok hadis vardır. Bugünkü derste sunulacak hadis, Sunan Nisa'i ve Müsned Ahmet bin Hanbel hadis kitaplarında yer almaktadır. Hazret Ebu Hüreyre radıyallahu teala anhu'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hatakum Ramazanu, size Ramazan ay geldi. Şehrun mübarekun, bu mübarek bir aydır. Faradallahu azza ve celle aleykum siyamahu. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Tuftahu fihi abvabus semai. Bu ayda sema kapıları açılır. Başka hadislerde abvabul cennah. Yani bu ayda cennet kapıları açılır kelimelerde geçiyor. وَتُغْلَقُ ف۪ي أَبْوَابُ الْجَح۪يمِ ve cehennem kapıları kapanır. وَتُغَلُّ ف۪ي مَرَدَةُ الشَّيَاط۪ينِ ve şeytanların azgınları kapanır. لِلَّهِ ف۪ي لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah için bu ayda öyle bir gece vardır ki o gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani Kadir Gecesi. Sünen Nesai Kitab-ı Siyam. Vaad edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam'da cemaatine Ramazan ve oruç tutma konusunda birçok yerde uyardı. Keşti Nuh kitabında kendisi şöyle yazmaktadır. Oruçlarınızı Allah için doğrulukla tamamlayın. Bakın, önemli olan Allah rızası için oruç tutmalıyız ve hiçbir gösteriş olmasın. Allah-u Teala'ya niyazımız budur ki Allah-u Teala vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah için ve doğrulukla bize oruç tutmayı nasip etsin ve hakkıyla Ramazan'ın bereketlerinden istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve barik ve sellim inneke hamidun mecid.